5. sınıfın süper çalışkanları ilk dönemin son dakikasının konuları. Ondalık gösterimle alakalı 3 testimiz var. 12, 13 ve 14. testler. Haydi hep birlikte onları çözelim. Yukarıda eş karelerden oluşan modelde boyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere 10, bir kere 100 tane kare var. Bunlar işte boyalı olan 28 tanesi var. Hemen yukarıya 28'ini boyadık diyelim. Bu nasıl gösterilir? Paydamız şayet 100 ise virgülden sonra 2 basamak vardır. O basamaklar da buraya bakılarak yazılır. 28 ise 28 yazarsın. Virgülden önceye de bir 0 atarsın. 0,28'dir. Cevabımız A şıkkıdır. Şimdi bir şeyi ondalık olarak gösterebilmem için paydanın ya 10 olması lazım, ya 100 olması lazım, ya da 1000, 10.000 gibi sayılar olması lazım. Yalnız bizim buradaki paydamız ne? 30. 30'u 10, 100 ya da 1000 yapamayız. Mümkünse biz orayı birazcık sadeleştirmeye çalışalım. Örneğin yukarısı da aşağısı da 3'e bölünür. 18'i 3'e böl 6, 30'u 3'e böl 10. Bakın ille de genişletmeye gerek yok. Bazen sadeleştirilerek de 10, 100, 1000 yapılır. Paydamız şayet 10 ise virgülden sonra bir basamak vardır. O da ne? Burada gördüğünüz gibi 6. Başa da ayıp olmasın diye bir sıfır atıyoruz. Cevabımız bursa oluyor. Üçüncü soruda okunuş vermişler. Okunuşlarda tam lafını gözünüz arayacak. Tamdan öncesi kısım virgülden öncesi kısımdır. Yani burada 320 tam diyor ya, hemen ne yazacaksın buraya? 320 yazacaksın. Denizli gitti bu durumda. Yüzde der demez aklımıza iki basamak olacağı gelecek. Misal bakın burada 3 basamak demiş. B'de gitti. Yüzde 7 diyor. 7 yalnız tek basamaklı. Biz onu iki basamak yapmak için ne yazıyoruz? 0,7 yazıyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor. Şimdi normal biz ilk başta öğrendiğimiz virgülsüz sayılardı. Buraya ne diyorduk? Birler. Sonra ikinciye ne diyorduk? Onlar. Birler, onlar, yüzler diyerek gidiyordu. Bak burası neydi? Yüzler basamağıydı. Yüzler. Şimdi virgülden sonraki ilk basamak gördüğünüz gibi burası yani. Onda birler. İlk basamak onda birlerdir. Onda birler. Sonraki basamak, ikinci basamağımız yüzde birler. Yüzde birler. Ve yedi ne burada? Binde birler. Binde birler basamağı. Şimdi bir rakamın basamak değeri kaçtır? Bir onda birler olduğu için ne yapıyoruz? Bir ile biz 1 bölü 10'u çarpıyoruz. Çarparsak yine bir kere bir 1 bölü 10 yapar. O da nasıl yazılır? 0,1 diye yazılır. Bursa'dır. Mesela 6'nın basamak değerini sorsaydı 0,06'dır diyeceğiz ikinci basamak olduğu için. Bunun basamak değerini sorsaydı 0,007 diyecektik. Bunları da unutmayalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi paydamız 100 ise virgülden sonra 2 sayı olacak. Bakalım 2 sayı mı? Evet. O da buradan alınıp da yazılacaktı. Bu kesinlikle doğru. B'ye bakalım bir de. Paydamız 100 ise virgülden sonra 2 sayı olacaktı. Ve burası götürülüp oraya yazılacaktı. Niye 0,6 dedik? 2 tane basamak olsun diye. D'ye bakalım, 10 diyor. 10 ise virgülden sonra sadece 1 sayı olacaktı. O da 7. Bu da doğru. C'deki yanlışlık ne? 10 ise virgülden sonra 1 sayı olacaktı. Ama adamlar ne yazmışlar? 2 tane sayı yazmışlar. Olmaz. Hadi gelin doğrusunu yazalım. Doğrusu şuydu. 1,2 olmalıydı diyoruz. Yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık iki doğal sayının arası 10 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre K, L, M, N noktalarına karşılık gelen ondalık gösterimler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi K'da 0 tam diyor. 0 tam diyorsa şu C'deki burası gider. Buradan dolayı gitti. Komple silebiliriz burayı. Ve 1, 2, 3. olduğu için burası ne olur? 3 bölü 10. Yazılışı da 0,3'tür. L'ye gelelim. L'nin bir tamı var. 1 virgül diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.yi almış. 1,7 olacak. Şıklar da hep 1,7. M'ye geldik. 2 virgül diye başlarım. Çünkü 2 tamı var onun. 1, 2.ye gelmiş. 2,2'dir. Yalnız bakın burada M'ye 3,2 demiş. B de oradan dolayı gitti. N'ye geldiğimde bunun 3 tamı var. Ama bakın burada 4 tam demiş. Bu da bunun yüzünden gider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 3,9 olur. Bakın onlar da doğru demiş. Bunların hepsi gördüğünüz gibi doğru. Cevabımız Adana.
Ondalık sayılarda sıralama yaparken sonuna istediğimiz kadar sıfır atıp aynı basamaklı yapmaya çalışıyorduk. Sona atılan sıfırın bir değeri yoktu. İster silerdik, ister yazardık. Misal P'de 6,4 diyor ya. 6,4 ile 6,40 aynı şeydir. P eşittir diyelim. Daha sonra ne yapıyorduk? Virgül yokmuş gibi okuyorduk. Misal P'ye 640, R'ye 636, S'ye de 604 gibi düşünsek. Kim büyük olur? Tabii ki de P en büyük olur. Bunların ikisi gitti. 604 mü büyük 636 mı? Tabii ki de 636. Sırada R var. P, R, S diye gelir. Yukarıda 1 ve 2 numaralı kutulardaki sayıların toplamı 3 numaralı kutuya yazılmıştır. 4 numaralı kutuya ise 2 ve 3 numaralı kutuda sayıların toplamı yazılacaktır. 2 numaralı kutu ile 4 numaralı kutular yazılan sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi ilk başta 1 ile 2'nin toplamı 3 yapıyorsa 3'üncüden yani 2,48'den 1,75'i çıkartır 2 numaralı kutuyu buluruz. Çıkartıyorum 8'den 5 çıktı 3. 14'ten 7 çıktı 7. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0. Demek burası 0,73'müş. Az önce ne demişti? 2 ile 3'ü topla da 4'e yaz demişti. Toplayalım da yazalım. 0,73 ile 2,48. 8, 3 daha 11 elde var 1. 7, 1 daha 8, 4 daha 12 elde var 1. 2, 1 daha 3. 3,21 de 4'müş. Bana 2 ile 4'ün toplamını soruyordu. Yani 0,73 ile 3,21'i bir daha toplayalım. Virgülleri alt alta getiriyoruz. Bakın unutmayın. 3, 1 daha 4, 7, 2 daha 9 ve 3. 3,94 olur. 9. soruda iki sayının toplamı bir sayıya eşit olmuş. Toplananlardan birisini vermemişler. Nasıl buluyorduk? Yani 9,69'dan 7,38'i çıkartırsak toplanan diğer sayıyı buluruz. 9'dan 8 çıktı 1, 6'dan 3 çıktı 3, virgülü yazdım. 9'dan 7 çıktı 2. 2,31 olur cevabımız. Ali tanesi 1,25 TL olan çikolatadan bir tane almak için market sahibine aşağıdaki 3 madeneyi parayı uzatmıştır. Market sahibi bu paraların çikolata almak için yeterli olmadığını söylediğine göre Ali kaç lira daha vermelidir? Şimdi 50 kuruş lira olarak şu şekilde yazılır. 0,50. 25 kuruş 0,25, 10 kuruş da 0,10 diye yazılır. TL'ye çevirdik. Şimdi bunları toplayalım. 5, 8, 0,85 TL para yaptı. Yalnız 1,25 liraymış. 1,25 liradan bu biz uzattığımız parayı çıkartalım. Daha ne kadar lazımmış bir bakalım. 5'ten 5 çıktı 0. 12'den 8 çıktı 4. Şurada 0 kaldı bu arada 0. 0,40 kuruş daha lazım. Peki şıklarda yok, ne yapacaksın? Az önce ne dedik? Sona atılan sıfırın değeri yoktur. Yani o 0,40 0,4 ile aynı şeydir. 2,5 litre su alabilen şişenin içine 1,15 litre su vardır. Şişenin tamamen dolması için ne kadar litre suya ihtiyaç vardır diyor. Toplam neydi? 2,5. Bizim içinde olan miktar neydi? 1,15. İşte bunu çıkartacağız. Çıkartamıyoruz çünkü burada boşluk var. O boşluğa bir sıfır atıyoruz. Sona atılan sıfırın zaten değeri yok. At gitsin. 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 4. 4'ten 1 çıktı 3. Virgül 2'den 1 çıktı 1. İşte bu kadar daha lazımdır. Cevabımız Ceyhan. Kilogramı 2,75 lira olan domates ve kilogramı 3,45 lira olan salatalıktan birer kilogram alan bir kişi kaç lira öder? Zaten birer kilo diyorsa bunları alt alta yazacağım. 3,45. Toplayalım bakalım. 10'un 0'ı elde var 1. 7, 1 daha 8. 4 daha 12 elde var 1. 3, 2 daha 5. 1 daha 6. 6 lira 20 kuruş para öder. Kazanım kavrama 13'te ondalık gösterim 2 testini çözeceğiz. Biraz daha uzun sorular, güzel duruyorlar. Deniz elindeki 8 boncuktan 6 tanesini aşağıdaki verilen abaküse yerleştirmiş. Elinde kalan 2 boncuğu da abaküse yerleştirdikten sonra oluşan ondalık gösterim okunuşu aşağıdaki hangisi olamaz diyor. A şıkkına bakalım. 213 tam. Yani başta 213 olacak virgülden önce. O yüzden şuraya 2 tane attım, bakın 200 oldu. Zaten burası 10, burası 3'tü. 213 tam. 10'da 2 diyor. Bakalım onlar basamağında 2 mi var? Var. Yani bu olur o zaman, 2 tanesini nereye koymuş olduk? İşte buraya koymuş olduk. Bakalım
123 tam dedi. 123'ü bulacağız. Buraya bir tane koyarsam 100 olur. Buraya bir tane daha koyarsam şöyle 123 tam. Onda 2 mi demiş? Onda 2 demiş. Çünkü bakın burada da 2 var. Aha bu da oldu. Yani A'yla B oldu. C'ye bakalım. 23 tam %3. 23 diyorsa ben onlar basam bir tane daha atarım. 20 olur. 23 tam oldu. %3 diyor. Yalnız bunları ne yapacağız? Bunlar yok olamaz. %3 dediği zaman 1, 2, 3 tanesini buraya koymuş oluruz. Yani burayı yok edemeyeceğimiz için bu yanlış. Cevabımız Ceyhan. Hadi bir de D'nin nasıl olduğuna bakalım. 14 tam diyor. Şimdi burada zaten 13 var. Bir tane daha koyarım. Burası 14 tam olur. %21 diyor. İki tane zaten burada var. O bir tane de buraya koyarım. Al sana %21 olur. Bakın 14,21 oldu. Bu da 14 tam %21 diye okunur. İki tanesini bakın bir böyle bir böyle yerleştirmiş olduk. Diğerlerini ellemedik. Aşağıdaki dijital tartıda bir cismin kilogram cinsinden kütlesi gösterilmiştir. Buna göre bu cismin kilogram cinsinden kütlesini ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. 2,8'i istersen ben şöyle yazabilirim. 2 tam 10'da 8 şeklinde. Şıklar da var mı? Yok. Gelin bir de bileşeye çevirelim. 2 kere 10 20. Hani burayla burayı çarpıyorduk. Bir önceki videolarımızı anlattık. Sonra burayı ne yapıyorduk? Topluyorduk. Topla. 2 kere 10 20. 8 daha 28 bölü 10. Şıklar da var mı? Allah'ım gene yok. Ne yapalım? Sadeleştirelim. Ne yapalım? Bu 28 bölü 10'u 2'ye bölelim. Burayı da 2'ye, burayı da 2'ye bölüyorum. 28'i 2'ye böldüm 14, 12'ye böldüm 5. 14 bölü 5 var ama. Aşağıda eş karelere bölünmüş bir kağıdın bazı kareleri boyanmıştır. Buna göre bu kağıdın 0,3'ünün boyalı olabilmesi için daha kaç kare boyanmalıdır diyor. Şimdi bu 3 bölü 10'unun boyalı olmasını istiyoruz ama burada kaç kare var bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 8, 40. 40'da kaçını boyamalıyız diyor. Şimdi bu buranın kaç katı arkadaşlar? 4 katı. O zaman biz de 3'ün kaç katını alacağız? 4 katını alacağız. 3 kere 4 12 olur. 12 tane boyalı olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'si boyanmış zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha boyarsak 12 tanesi boyanmış olur. Aşağıda 0 ile 1 arası 4 eş parçaya, 1 ile 2 arası 5 eş parçaya ayrılmış. 2 sayı doğrusu verilmiş. Buna göre sayı doğrularında işaretlenen A ve B noktalarına karşılık gelen ondalık gösteriminin toplamı kaçtır diyor. Şimdi ilk başta A'ya bir bakalım. 5 parçaya bölünmüş gibi bakayım. 5 parça 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Üçüncüyü almışlar. 3 bölü 4. Şimdi biz ondalık gösterim diyebilmemiz için paydanın ya 10 ya 100 ya da 1000 olması lazım. 4 ile neyi çarpayım? 25'i çarpayım ki paydam 100 olsun. 3 kere 25 75, 4 kere 25 100. Bu da nasıl yazılır? 0,75 diye yazılır. B'de ise 1 tam var. 1 tamdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüşler. Ve de kaçıncısını almışlar? Dördüncüsünü. Bunu bileşe çevirelim. 5 kere 1, 5. 4 daha. 9 bölü 5. Bir de gelen 2 ile çarpalım. 18 bölü 10 olsun. 18 bölü 10 nasıl yazılır? Bir tane virgülle ayıracaksın. Paydan 10 çünkü. 1,8 diye. Bununla bunu topla diyorlar. 1,8 ile 0,75'i toplayalım. Sona atacağım sıfırın hiçbir değeri yok. Güzel gözüksün diye attım sadece. Burası 5 olur. 15'in 5'i elde var. 1, 1, 1 daha 2. Cevabım 2,55 olur. Aşağıda verilen eş parçalara ayrılmış şeklin bazı parçaları boyanmıştır. Buna göre soru işaretiyle gösteren bölgeye aşağıdakilerden hangisi getirilirse tüm şekildeki boyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterim 0,625 olur. Her bir şeklimiz gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. Kaç tane şekil var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 8, 48'de. Soru işareti. Gördüğünüz gibi 625 bölü 1000 olacakmış. Şimdi bu 625 ile 1000 acaba neye bölünür bir bakalım. 25'e bölünüyor gibiler. 25'e bölüp sadeleştirelim. 625 bölü 25. 2 kere 25 50 yapar. 12 kaldı 5'i indirdim. 5 kere 25 125 yaptı. Payımız neymiş?
25'miş. 25 1000'i bölelim bakalım. 1000'i 25'e bölüyoruz. 25. 4 kere 25. 100 yapar. Çıkarttım. Artan 0 da buraya attım. 25 bölü 40. Hatta bunlar yine 5'e bölünür. 5'e bölelim. 25'i 5'e böl 5. 40'ı 5'e böl 8. İşte 5 bölü 8'e denk gelmesi gerekiyor. Bunun 5 bölü 8 olması lazım. Şimdi güzelleşti soru çocuklar. 8'i kaçla çarparsam 48 olur? 6 ile. O zaman 5 ile de 6'yı çarpacağım. Yani 30 tane boyalı şeklimin olması gerekiyor. Kaç tane var bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tanesi. 24 tanesi boyanmış ama 30 olmasını istiyoruz. Bu 30'dan bir 24'ü çıkartalım. 6 tanesi boyalı olması lazım. Boyalı. Evet, bu durumda C ile B gider. Diğerlerine bakalım, 6'sı boyalı olan hangisi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabımız Adana'dır. Denizli niye olamıyor bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 bölü 8. Bu olmaz. Cevabımız A şıkkı. İlker bir koşu yarışmasını 32,43 saniyede tamamlayarak ikinci sırada bitirmiştir. Birinci ve üçüncü bitire yarışmadan sadece tamamlama süreleri aşağıda gelen hangisi olabilir diyor. Hepsinin ortasına 32,43'ü yazalım ve karşılaştıralım. 32,43, 32,43 ve de 32,43. Şimdi yarışmalarda çocuklar saniye azaldıkça, yani bitirme saniyesi azaldıkça daha ileride olursun. Yani 32,43'ten az olması lazım birincinin. Bakalım, 32,48 demiş. Bu bir kere birinci olamaz çünkü 32,43'ten daha fazla. Yani A gitti. Buranın az olması lazımdı. Olmalı. Bakalım 32,43, 32,41. Bak bu tutuyor. Peki şuraya bakalım. Üçüncüye bakalım, 32,40. Bu olmadı işte. 32,40 şu ortadakinin daha kısa bir süre olduğu için burada olması gerekiyordu. B'de gitti. Bakın burası da tutuyor. 31,43, 32,43. 1 saniye ile birinci olabilir. Yalnız gene üçüncüde sorun var. 32,40, 32,43'ten daha kısa bir süredir. Onun da burada olması gerekiyordu. Bu da gitti. Cevabımız D ama bakalım. Şimdi burası 32 tam, burası 31 tam. Bak bu daha kısa gitmiş. Burası 32 tam ve burası daha geç. Gördüğünüz gibi 43'e göre 45 daha geç. Yani D şıkkı doğrudur. Bu en kısa süre, burası ortanca süre, burası da en uzun süre. O yüzden yani. Aşağıda özdeş iki sürahinin kaçta kaçın suyla dolu olduğu gösterilmiştir. İkinci sürahideki suyun bir kısmı kullanılarak birinci sürahi tamamen dolduruluyor. Buna göre son durumda ikinci sürahinin kaçta kaçın dolu olduğunu ifade eden ondan gösterme açılarından hangisidir diyor. Birinci sürahinin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu bulmak için öncelikle bir ondalığa çevirelim gelin. 125 ile çarparız 8'i ki 1000 olsun. 125 ile peki 7'yi çarparsak ne olacak? Çarpalım bakayım, 5 kere 7 35, elde var 3, 2 kere 7 14, 3 daha 17, elde var 1, 7 kere 7 bir daha 8. Neymiş? 875 bölü 1000'miş. Onun yazılısı da 0,7875'tir. Bunu bir tama tamamlayacağız. Yani 1,000'dan 0,875'i çıkartacağız. Ne kaldı geriye? 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 7 çıktı 2, 9'dan 8 çıktı 1 ve 0 kaldı. Buraya 0,125 eklememiz lazım. Bu ne demek oluyor? Bundan 0,25 azalacak demek oluyor. 0,2 diye yazılır bu. Bundan 0,125'i çıkartmamız lazım. Bize kalanı, kaçtı kaçının dolu oldu. Yani kalanı soruyor bize. Şuraya 2 sıfır atalım. Ve şuradan onluk vererek buraya başlayalım. Burada 9 kalır, burası 10 olur. Ondan 5 çıktı 5, 9'dan 2 çıktı 7. Burada 1 kalmıştı 0. Ve de 0,075 litre su kalır. Aşağıda sayı doğrusunda 2 ile 3 arası eş parçalar bölünmüştür. Buna göre sayı doğrusunda kutucuk ve üçgen yerine gelebilecek ondalık gösterme aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor.
2 ile 3 arası bakın 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş. 1 tamı 4 parçaya böldüğümüzü farz edin. Ve onu virgül yazmak istiyoruz. 25 ile çarparız. 25 bölü 100. O da 0,25 yapar. Yani bu kutucuk yan tarafındaki burası 0,25 arttırırsak ki 2,25 yapar. 2,50 yapar. 2,75 yapar ve devam eder. Şimdi ilk gördüğünüz 2,25'ten az olacak. 2,30 olamaz. 2,40 da olamaz. Diğerine baktığımızda diğer de 2,50'yi geçecek. İkisi de 2,50'yi geçmiş. Yaz 2,80 mı 2,60 mı? Gördüğünüz gibi 2,75'ten daha az olacaksa 2,60 daha mantıklıdır. Cevabımız C'dir. Sıralamasında üçgen ve kutucuk birer rakamdır. Kutucuğun alabileceği en büyük değer için üçgenin alabileceği en küçük değer diyor. Şimdi ikisinde 5 tamı var. 5 tamdan yürümeyelim soruya. 4 üçgen 6 büyükmüş. Kutucuk 7 ve de 6. Şimdi bu bundan büyük olduğunu farz edersek kutucuğumuz en fazla 4 olur. Çünkü 5 olamaz. 5 olursa 500'de başlar. Diğeri 400. Şimdi burası 4 olduğunu farz edersek ki öyle diyor. En büyük değer için üçgen alabileceği en küçük değer diyor. En küçük değer bir kere burada 8 olur. Çünkü bu 7'den buranın daha fazla olması lazım. Burası fazla olacak. 8 ve 9 olur. Alabileceği en küçük değer diyorsa ben neyi veririm o zaman? 8'i veririm. 486 büyüktür 476 olsun diye. Aşağıda eş karelere ayrılmış 3 kesir kartı verilmiş. Sarı kartın A köşesi şeffaf kesir kartın C köşesine denk geliyormuş. Şimdi bu kaça kaçtık bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 6'lık ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve de 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bu bölge sarıymış arkadaşlar. Sarı. Kırmızımız da D köşesine denk gelecekmiş. Kırmızımız da 6'ya 6'lık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip şöyle geliyoruz. Ve de 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip şu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bunların kesiştiği yerde 4 tane kutucuk var. Yalnız kaç tane de 4 tane? Burası yüzlük bir kart. 100 tane boşluk var. 100 tane de 4'ü. 100 tane 4 ne demektir? A şıkkıdır. C şıkkında ise ne diyor? 4 bölü 10 diyor. Bu 10 parça değil ki, değil mi? Aşağıda mavi, kırmızı ve yeşil çubuklarla oluşturulan şekiller ve bu şekillerle ilgili uzunluklar verilmiş. Yeşil çubuğun uzunluğu 7,8 santimetreymiş. Şu tamamından yeşili çıkartalım, gelin maviyi bulalım. Yeşil 7,8 ise 12,4'ten 7,8'i çıkartalım. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır virgül. Burada kaldı 11. 11'den de 7 çıkarsa 4. 4,6'ymış bu mavimiz. 4,6. Şurası yani 4,6. Şimdi 10,96'dan gene yeşili çıkartalım. 10,96'dan yeşilimiz 7,8'di. 7,8. Şöyle bir de sıfır atak. Alttan 0 çıktı 6, 9'dan 8 çıktı 1, 10'dan 7 çıktı 3. 3,16'da kırmızı kısımmış. 3,16. Şimdi bana 3. uzunluğu soruyorsa bunları toplamam lazım. 4,6 ile 3,16'yı toplayacağız. Şuraya ayıp olmaz diye bir sıfır atalım. 6, 7 ve 7. 7,76 yani Ceyhan olur. Yorulmadınız değil mi gençler? Çünkü kazanım kavramı 14'te ondalık gösterimlerle alakalı. Bunu da bitiriverelim haydi. Aşağıda 5 farklı kolinin kilogram cinsine verilmiştir. Bu koliler en fazla 162 kilogram yük taşıyabilen asansörle taşınacaktır. Buna göre aşağıdaki verilen kolilerden hangileri bu asansörle aynı anda taşınabilir diyor. A şıkkına bakalım. A şıkkı 57,433, 51,7 ve de 52,945'i bu asansörle ben taşırım diyor. Bakalım taşınacak mı? 5, 3 daha, 8, 4, 3 daha, 7, 9, 7, 16, 4 daha, 20. Elde var 2. 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 2 daha 12. Elde var 1, 5, 10, 15, 1 daha 16.
160 kilogramı bu kadarcık geçti. Yani az daha taşıyorduk ama taşıyamayız. BCD'ye bakalım. 51,7, 52,945 ve de 57,3. 57,3. Toplayalım bakalım. Şuralara öylesine sıfırlar atayım sizin için. 5, 4, 9, 7 daha 16, 3 daha 19. Elde var 1, 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 1 de elde 11. Elde var 1, 161,945. Bakın 162'den az. B şıkkı kesin olur. Aşağıda 3 arkadaşın kütlelere ilgili bilgiler verilmiş. Melis'in kütlesi 48,9. Banu'nun kütlesi Melis'in kütlesinden şu kadar fazlaymış. Hemen toplar buluruz biz onu. 48,9 ile 8,3 virgülleri alt alta getirdim, topluyorum. 9, 3 de 12, elde var 1. 8, 8, 16, 1 daha 17. Elde var 1, 4, 1 daha 5. Bir de virgül atayım. İşte bu kimmiş? Banu. Banu'nun yanına yazalım bunu. 57,2. Gamze ile Banu'nun kütlelerin toplamını vermiş. Ben Banu'yu biliyorum zaten. Şu toplamdan Banu'yu çıkartayım. 109,8'den 57,2'yi çıkartıyorum. 8'den 2 çıktı 6,9'dan 7 çıktı 2, ondan 5 çıktı 5. İşte 52,6 ya da 52 tam onda 6 kimdir bu? Gamze'dir. Gamze'miz nerede? Aha da D şıkkında. Aşağıda bir mağaza satılan ürünlerin etiket fiyatları verilmiştir. Bu ürünlerden birer tane alan Birsen kasiyere 900 lira verdiğine göre kaç lira para üstü alır? Birer tane alıyorsak birer tane fiyatı toplarız. 430,25, 127,5 ve de 253,75 virgülleri alt alta getirdim. Şuraya güzel gözüksün diye bir sıfır attım. 5, 5, 10. Elde var 1. 2, 1 daha 3. 5 daha 8. 8, 7 daha 15. Elde var 1. 7, 1 daha 8. 3 daha 11. Elde var 1. 3, 1 daha 4. 2 daha 6. 5 daha 11. Elde var 1. 4, 1 daha 5. 1 daha 6. 2 daha 8. 811 lira 50 kuruş tutmuş. 900 lira da para vermiş. Para üstü ne kadardır diyor. Tabii ki de bu 900 virgül 00'dan 811,50'yi çıkartırız. Şimdi şurada bir 50 kalır. Şurada 9, 9, 8 kaldı. Bu arada onluk verdik ya. 9'dan 1 çıktı 8, 9'dan 1 çıktı 8, 8'den 8 çıktı 0. 88 lira 50 kuruş para üstü alır. Trabzon'dan Ankara'ya farklı otobüs firmalarıyla giden 3 arkadaşın gidiş güzergahları ve mesafeler arası ücretler aşağıda verilmiştir. Buna göre 3 arkadaşın ödedikleri ücret ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi Fatih ne kadar ödemiş toplamda bir bakalım. Yani 70,25 ile 120,45'i bir toplayalım. 5, 5, 10 elde var 1, 4, 2 daha 6, 1 daha 7,00, 0, 0, 7, 2, 9 ve 1. 190 lira 70 kuruş Fatih ödemiş. Kerem'e bakalım. Kerem'imiz 52 lira 45 kuruş ve de 138 lira tam ödemiş. 0 0 toplayalım. 45'i yazar virgül atarım. 8 2 daha 10 elde var. 1 5 3 8 1 daha 9. 190 lira 45 kuruş Kerem ödemiş. Diğer arkadaşım zaten direkt otobüs bulmuş. 190 lira 55 kuruş da o ödemiş. 3'ü de 190 tam. Biz kuruşlara baksak işi çözeriz. Fatih 70 kuruş ödeyerek bunların arasında en fazla. Yani buna bu gitti. Fatih'ten sonra 45 ve 55 kuruş var. 55 kuruşla Mehmet gelir ikinci sırada. Fatih, Mehmet ve Kerem. Cevap C şıkkıdır. Aşağıda dengede olan bir terazi verilmiş. Bu terazinin sağ kefesinde bulunan turuncu cisim, sol kefesinde bulunan cismin yanına yerleştirilip sağ kefesine de yeşil bir cisim yerleştiriliyor diyor. Bu durumda yeşilin kütlesi kaç kilogramdır diyor. İlk başta biz gene şu turuncuyu bulalım. Nasıl bulacağız? 18,12'den 7,251 çıkartacağız. 7,251'i çıkartalım. Şöyle bir sıfır atayım ama. 10'dan 1 çıktı 9. Burada kaldı 1. 11'den 5 çıktı 6. Burada kaldı 0. 10'dan 2 çıktı 8. Burada kaldı 7. Ve de 17'den 7 çıktı. Ne kalır? 10. 10,869'muş bu turuncu. 10,869. Şimdi buraya 10,869 yazarsak. Yani
10,869 ile 18,12'yi toplayalım. 9, 8, 9,82. 28 tam 1989'dan 7 tam 1251 çıkartalım. 7 tam 1251 çıkartıyoruz. 9'dan 1 çıktı 8, 8'den 5 çıktı 3, 9'dan 2 çıktı 7. Virgül 28'den 7 çıktı 21. 21,738 yapar. Cevabımız B şıkkıdır. 6. soruda aşağıda 3 tane çubuk ve bunlardan 2 tanesinin metre cinsine uzunluğu gösterilmiştir diyor. Bu 3 çubuk uç ucu eklenen toplam uzunlukları 4 metreden kısa olmaktadır. Farz edelim 4 metre. Bunun ikisini toplayalım, 4 metreden çıkartalım. 1,47 ile 1,25. Toplayalım bakalım. 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 2, 6, 1 daha 7, 1 daha 2. 4,00'dan 2,72'yi çıkartalım. Bundan az olacak diyelim. Şurada 3 kalır. Burası 9 olur. Burası 10 olur. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 7 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 1,28'den az olacak. D, C gider. B eşit. Cevabımız ne olur? A olur. Uzunluğu 6 kilometre olan yürüyüş parkurunun bir tarafı 200. Diğer tarafı 500 eş bölmeye ayrılarak her iki taraf aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Bu parkurun başlangıç noktasından Ela 30, Seda 40 numaralı noktaya kadar yürümüştür. Buna göre Ela ile Seda'nın yürüdükleri mesafenin toplamı kaç kilometredir diyor. Şimdi Ela öncelikle 6 kilometreyi 200 parçaya bölmüş. Sonra 30 parçasını almış. 30 tane. 30 bölü 1 ile çarpacağız yani. Ne olur? 180 bölü 200. Gelin bunu da şöyle bir 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 90 bölü 100 olsun. Bu da 0,90 olarak yazılabilir. KM diyelim. Seda'nınkini ise 6 kilometreyi 500 parçaya bölmüşler. Sonra da 40 parçasını almışlar. 40. Burayı çarparsak 240 bölü 500 yapar. Gelin burayı da neye bölelim? 5'e bölelim. Paydamız gene en azından 100 olsun. 240'ı şurada bir 5'e böleyim. 4 kere 5 20. 4 kaldı 0 indirdim. 5 kere 8 40. 48 bölü 100 de nasıl yazılır? 0,48 diye yazılır. Ve bu kilometrelerin toplamını soruyor. 0,90 ile 0,48'i toplayalım. 8, 13'ün 3'ü elde var. 1, 1. 1,38 kilometre olur. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda bazı öğrencilerin boy uzunlukları verilmiş. Oya gülden uzun, candan kısadır. Yani 1,40'dan fazla, 1,60'dan da az olacak. D şıkkı olamaz. O 1,70'tir gitti. Bakın bu 1,62 bu da gitti. Bu 1,40'ın kendisine eşit o da gitti ama 1,45 olabilir. Aşağıdaki verilen işlemler doğru ise D, yanlış ise Y harfi takip ederek çıkışa ulaşılacakmış. Hadi başlayalım. 0,3 ile 0,05'i toplayacağım. Yukarıda bir boşluk var. Oraya 0 atabilirim istersen. 5,3,0. 0,35 demiş. Onlar da öyle demiş. Doğru yoldan ilerleyelim. İlerledik. Şimdi virgülleri alt alta getirerek çıkartma işlemi yapacağız. 5,278'den 0,05'i çıkartacağız. Şuraya ayıp olmasın diye bir sıfır atı verelim ve çıkartalım. 8, 7'den 5 çıktı 2. 2'yi aşağı indirdim, 5'i de aşağı indirdim. 5,228. Bakın bu da doğru. Cevabımız doğrudan ilerlersek birinci çıkıştan çıkarız. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satılan ürünlerin fiyatları verilmiştir. 37 TL parası olan Özge bu ürünlerden en az birer tane almıştır. Buna göre Özge'nin tüm parasıyla aldığı ürün sayısı en fazla kaçtır? Ürün sayısını fazla istiyorsak kalemden çok alırız değil mi? Bir de para düz gelecek. Şöyle birer tane bir alalım önce. 5, 5 daha 10 elde var 1. 5, 2 daha 7, 7 daha 14. 1 de elde 15. 5 de burada 20 elde var 2. 5, 2 daha 7, 7, 8 daha 15. 15, 4 daha
19, 2 de elde 21. Elde var 2, bu 2, şu 1 daha 3. 31 lira zaten birer tane alsak öderiz. 37 liradan bu 31 lirayı çıkartırsam geriye ne kalır? 6 TL kalır. Şimdi bu 6 TL ile başka ne alabilir ki? En fazla 2 tane daha kalemden alır. Çünkü 2,25, 2,25 toplarsak ne olur? 50 burası yapar, 4,50 TL yapar. Kalan 1,5 lirayla da hiçbir şey yok. Yani hepsinden birer tane almıştık. 4 tane etmişti. 2 tane de kalem aldık üzerine. Yani en fazla 6 tane mal alırız ve 1,5 lira paramız da artar. Kanalımızın oynatmak listesinde 5. sınıf matematik videoları ile alakalı birçok video var arkadaşlar. Bunların içinde ders kitabınızın, MEP çalışma fasiküllerinin, beceri temelli fasiküllerin, kazanım karmama testleri, EBA testleri gibi bir sürü testlerimiz var. İyi seyirler diliyoruz. Yine bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın.